Ay. Oh. Ay. Aa, ablacığım. Ha ilahi. Sen ne yapıyorsun? Ya içeride oğlun evleniyor. Sen buralarda mı takılıyorsun? Bir insana adı bu kadar mı yakışır ha? Yeter. Hadi ablacığım, hadi olmaz. Olmaz, hadi. Yani Abidin'in boynu bükük mü kalsın? Ha? Hadi, hadi ablacığım, hadi. Hadi gidelim beraber. Ha, bana bak. Yeter'in oğlu doktor kız aldı. Abidin'e yanaşma, hizmetçi düştü diye üzülüyorsan... yani aklını hiç oralara uğratma bence. Yani aslında benim de içime hiç sinmiyor biliyor musun? Yani Abidin'e şöyle telli duvaklı, davullu zurnalı bir düğün yapamadık. Ama neyse, yani bugün nikah olsun. Ha, elimizi tutan mı var? Yarın öbür gün en alasından düğünümüzü yaparız. Kurbanımızı da keseriz, kınamızı da yakarız ablacığım. Sen kınanı çoktan yakmışsın canım. Aşk olsun abla. Benim içim yandıkça senin yüzünde güller açıyor. Aa, günahımı alıyorsun abla artık. Aman aman aman, senin günahını almayayım. Kaldıramam. Kaldıramam canım. Benim günahım bana yeter diyorsun yani. Şey, Handan Hanım, Yeter Hanım, içeriden sizi çağırıyorlar. Ya bak, neyse bari ben gideyim de şey diyeyim, oğlan anası ne de olsa duygulandı, heyecanlandı diyeyim, birazdan gelir diyeyim, tamam? Hah, ablacığım, ama sen de fazla uzatma. Hadi toparlan gel. Hani hoş olan olmuş zaten. Şu saatten sonra uzatsan kaç yazar? Zeynep. Buyurun. Tansiyon aletini getir. Fırladı, fırlayacak. Ay, gözümde böyle noktacıklar uçuşuyor biliyor musun? Ama Handan Hanım yapmayın böyle, canınıza yazık. Oh, oh, oh. Hangi bir derdime yanayım bilmiyorum ki. Abidin'in bana bunu yapmasına mı? Yeter'in zil takıp oynamasına mı? Ama dur sen. Yukarıda Allah var. O bana böyle yapıyor ya, onun da başına gelecek bir şeyler vardır elbet. Ölçeyim. Hadi hadi ölç. 20'ye vurdu. Bilirim ben kendime. Safiye. Uyudu mu Kerem? Uyumadı. Safiye, ne oldu? Davullu zurnalı düğün beklemedim. Ama Handan Hanım'ın bana yiyecekmiş gibi bakması da... Of. Şu hale bak. Ben seninle evlenmenin hayaliyle yaşadım Abidin. Bebeğimizle, oğlumuzla. Safiye'm. Safiye'm, gözümün nuru. Bak, oğlumuz benim için de çok büyük sürpriz oldu. Herkes şaşırdı. Birazcık zaman ver, ne olur. Çok üzülüyorum ama. Bazen düşünüyorum. Olsun varsın, üzüleyim. Ama ya sütüm kesilirse? Ya oğluma analık yapamazsam? Allah Allah. Allah korusun, nasıl konuşuyorsun Safiye'm ya? Ya birazcık zaman ya. Her şey düzelecek. Yemin ediyorum düzelecek. İki cihan bir araya gelse de annenin bana olan bakışları değişmez. Değişir Safiye'm, değişir. Ağlama oğlum. Niye ağlıyorsun? Ananın kaderine mi ağlıyorsun? Namık baba. Hayırlı işler. Allah bol kazançlar nasip etsin.
Afiyet olsun. Safiye, sen ye bize bakma. Aslanımıza süt lazım değil mi? Yüzümcüm, o peynirleri yemiyorsan bana ver. Madem ortada bıraktın, ben sahip çıkayım. Annemin bir lafı vardı. Lokma bırakma arkandan ağlar diye. Senin dilin ne kadar çabuk çözüldü böyle. Maşallah. Benim annem de derdi ki, elden dilden kısa olacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.